kaçtıkça kaçan ateş böceğim misin? Barış Bey, ben Emrah'a göndermeye çalıştım ama vallahi bir türlü dinlemedi beni. Bu iş çözülene kadar taksiye çıkmıyorsun Aslı. Pardon? Bu Emrah seni rahat bırakmayacak. Seni ondan korumamız lazım. Ya o değil de benim aklım şeyde kaldı. Yani siz teyzenizle konuşabildiniz mi? Onu anlatabildiniz mi? Böyle biz bir iş için geldik, birilerinden saklanıyorduk falan diyebildiniz mi? Aslı ben ne diyorum, sen ne anlatıyorsun ya? Tehlikede olan sensin, teyzem değil. Niye? Veli de ona bulaştı. Onlar zaten tanışıyormuş. Teyzem onu hayırsever zannediyor. Aa, onu da mı kandırmış? Ya Barış Bey ne olur söyleseydiniz teyzenize, senet menet imzalamasın. Aslı bak, konuyu çevirip duruyorsun, benim de sinirimi hoplatıyorsun. Konumuz seni Emrah'tan korumak. O yüzden ben ne olmadığın zamanlarda evde olacaksın. Ve sen şimdi peki Barış Bey diyorsun, konu tatlıya bağlanıyor. Ben peki Barış Bey demediğim için konuyu tatlıya bağlayamıyoruz yani, değil mi? Hiç öyle sabır çekmeyin. Çünkü saçmalıyorsun. Ne yapacak Emrah bana, takside tutup kaçıracak mı? Aslı tamam. Laf ebeliğini bırak. Gözümün önünden ayrılmayacaksın. O kadar. Hiç öyle sabır çekme. Bakın sağ ol. İyi niyetli olduğunuzu anlıyorum. Ama ben kendimi koruyabilirim. Tamam. Sakinim. Sakinim. Ve güzel güzel senden rica ediyorum. Taksiye çıkma. Teşekkür ederim. O zaman ben de güzel güzel reddediyorum. Heh, gelmişsiniz Bahri Bey. Ben de arabayı soğuttum, mis gibi kutup havası. Atlayın götüreyim hadi. Yürüyor muyuz? Yürüyoruz. Çünkü bu halde arabaya binersek birbirimizi öldüreceğiz. Evet. Vallahi çek şunun kulağını Cahidan. Yani kaç milyonluk proje bu. Biz o şaheserleri dikeceğiz ki böyle sizin vakıflara, derneklere bağış yapacağız. Evet ama yani ben Barış'ın işine karışamam. Ortada bir haksızlık varsa ortaya çıkar zaten. Ya var işte, söylüyorum ya, bir kıza yaranacağım diye kadırganın kalkınmasına engel oluyor. Bir kıza mı? Hangi kıza? Aslı yok mu? Şoförüymüş hani. Yani sırf kadırgalıymış diye kız taktı çocuk bana ya. İlayda, yürü gidelim. Hakan da arkadan gelsin. Teyze, İpek'i gördüm şurada. Ne oluyor? Gidiyor muyuz? He, gidiyorlar Besmo'da. Hadi düş peşlerine. Aman öteki ayağına dikkat et Cahide Hanım. Bak sana güveniyorum. Çek şu yaramızın kulağını. Aha, neredeydin sen ya? Çok pis ayar oldum şu Barış'a. Halledeceğiz, halledeceğiz. Avukatın da üstünde paşa annesini bulduk, oradan yürüyeceğiz. Bereketli gece oldu ha, bir de sen gelmeyeyim diyordun. Şu avukata bir takibi alın bakalım. Barış Buka. Nerede, ne yapar bilmek istiyorum. Ya bu Barış Bey böyle çat diye kapattı ya, demek ki orada bir mevzu falan var ha. Aslı da yanındaydı ama değil mi? Yanında, yanında, merak etme. Heh, iyi. Sana mı sordu, Gül'e sordu? Ya bu şimdi senin işin mi yani şimdi? Bu ne iş mi yani şimdi? Bu ne iş bu? Ha? Abicim, bak ayıp ediyorsun. Yani bize yardımcı oluyor, iyilik yapıyor çocukcağız. Allah Allah, ufasın da cebime girsin. Ne çocuk be? Baksana eşek kadar adam. Barbo, niye taktın bu kadar şu Teo'ya? Nesini beğenmedin çocuğun? Efendi, çalışkan, gizlisi saklısı yok. Ne güzel gelmiş. Kız kardeşini seviyorum demiş. Ya mesele o zaten aşkım ya. Allah Allah, ne demek benim kız kardeşimi sevmek? Ya hem zaten baksana bunun işinde meymenet yok ya. Gidiyor ona buna böcek falan yapıştırıyor. Milletin özel hayatını falan dinliyor. Ne malum bize de böcek yapıştırmadığı bunu şimdi, ha? Hayda.
Barbaros, ben buradayım. Farkındasın değil mi? Hey Allah'ım yarabbim. Bak gene Barbaros ya. Hala Barbaros. Hala bir şey ya. Ben anlamıyorum ki abicim ya. Ya birader. Sen benim niye adımı böyle tam söylüyorsun? Böyle yukarıdan yukarıdan Barbaros falan demeler. Ha? Şimdi Barbaros. Senin adın Barbaros değil mi abicim? Ben sana ne diyeyim? Senin gül mü diyeyim? Ne diyeyim ben sana? Höst. Sen bana ne ima etmeye çalışıyorsun birader? Abi. Teo. Sakin olun biraz ya. Ya Allah aşkına başlamayın gene. Bak kız kardeşim orada ajanlık yapıyor. Benim aklım da onda. Sen de lütfen sinir yapma. Lütfen aşkım. Teo lütfen sen de ya. Şengül'le canım. Allah Allah bir sakin ol ne olursun bak. Şişt kız. Sen niye onu sakinleştiriyorsun? Gel abini sakinleştir. İstersen ben Teo'yu sakinleştireyim aşkım. Höst olmaz öyle şey. Sen benim sözlümsün. Sen de beni sakinleştireceksin efendim. Ya o zaman ben burada boş kaldığıma göre ben sana buradan yürüyeyim ha. Nasıl fikir? Ha şöyle. Ha gel yürü. Vallahi hadi. Ne güzel. Sen bir dışarı gel de ben sana bir açıkta yürüyeyim. Hadi gel açık al. Gel gel gel. 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 Hadi hadi. Arzusun ya. Yeter. Delirtmeyin beni. Oturun aşağı bakayım. Vallahi annemi çağırırım. Kadırgalı Neşe'yle uğraşırsınız ondan sonra. Ya tamam ya yok ya. Yani çok da öyle şey yapmaya gerek yok yani şimdi kadıncağızı uykusundan uyandıracağız falan. Tamam tamam hadi geç tamam şey yapma. Hadi aşkım geç tamam. Hadi. Hadi geç sen de. Geç. Tamam hadi otur tamam geç. Tamam otur. Otur hadi geç. Ya otur işte. Tamam aynı anda aynı anda. Hadi. Üç, iki, hoppa çık hoppa çık. Sakinleştik mi? Hadi otur kardeşim sen de. Hadi. Hadi gel. Gel abisi. Arzu, ben asıl şeyi merak ediyorum. Bu belgeleri şey yapan kadın kim acaba ya? Evet değil mi? Ben de onu merak ediyorum. Aslı'yla patron onu öğrenirler muhtemelen. Merak etme. Hayır, neden böyle yapıyorsunuz anlamıyorum. Ya şu dava bitene kadar sorun çıkmasın, kavga çıkmasın, yolumuza gidelim diye uğraşırken ben... Siz sürekli bir mesele yaratıyorsunuz. Senin inadın yüzünden oluyor. Tehlikedesin diyorum. Seni korumaya çalışıyorum. Ama direniyorsun bana. Tehlikedeysen bile ben kendimi korumalıyım, siz değil. Hayatımın sonuna kadar siz mi olacaksınız yanında? Bu Emrah belasından kurtulana kadar evet ben olacağım. İstesen de istemesen de. İstemiyorum. Hayır istesem ne olacak? Aa! Gel buraya. Ya yolda yürümeyi bile beceremiyorsun. Beceremiyorsam bunun sebebi sizin bana bu kadar ince topuk giydirmeniz. Ajan olacağım diye tutturan sensin. Yürümeyi de becerirsin. Beceririm. Ben o topuklularla o dinleme böceğini nasıl yerleştirmeyi becerdiysem kendimi korumayı da beceririm. Evet Aslı evet. Her şeyi tek başına beceriyorsun ama bir türlü okumayı beceremedin. Pes. Vallahi idrak sınırlarımı zorluyorsun şu an. Ya oradan o konuya nasıl bağladınız, okula nasıl bağladınız pes? Bağlıyorum da bir işe mi yarıyor sanki? Bunun farkındasınız ve hala zorluyorsunuz öyle mi? Sonra Aslı niye sinirli? Vallahi bu sefer Barış da bir sinirli. O zaman zorlamayalım Barış Bey. Bence de zorlamayalım. Yürü eve gidiyoruz. Bahri Bey, yengeyi buradan mı bırakıyorsunuz? Sus şimdi bütün sinirimi senden çıkaracağım. Sabrımı zorluyorsun değil mi? Hoş geldin abicim. Gel otur. Ne oldu? Bitmedi mi bu ajanlık işi? Ay Metin abi sorma. En heyecanlı yerinde kaldı. Aslı o adamların odasına dinleme cihazı koymuştu ya. Ha işte adamlar çıkınca biz de devamını dinleyemedik. Tüm belgeler meğersem bir kadındaymış. Ben sana bir şey diyeyim mi? O kadın var ya. Kesin Nuri'nin sevgilisi çıkacak. Bence Veli'nin metresidir. Kötü izi kesin metrestir. Ay kız doğru. Zaten Veli Bey söylemişti. Bunun karısıyla arası bozukmuş. Bayağıdır görüşemiyorlarmış. Ondan. Ya kızım iki saattir biz de buradayız. Aynı şeyi mi dinledik ya? Ben niye duymadım bunları? Ya biz Veli'yi kıstıracak malzemeyi toplayabildik mi, toplayamadık mı? Ya abi bu topladıklarımızdan çıkacak sonuçlara bağlı ama bir şeyler var gibi bakalım yani. Ha şöyle. Allah Allah. Aslı geliyor mu? Geliyor geliyor abi. Onlar yola çıktılar. Ben de artık ufaktan kaçayım.
Evet. O zaman. Hadi o zaman ben... Hadi o zaman sen de benimle eve gel. Mesele daha fazla uzayıp sünmesin abiciğim. Tamam mı? Hadi abiciğim. İyi akşamlar abi. İyi geceler. Hadi o zaman ben de... Hadi o benimle zaman ben... beraber eve gel ki mesele fazla uzayıp sünmesin. Hayda. Ya Metin abi aynı şey mi şimdi? Gözünü seveyim ya. Aynı şey. Aynı şey. Sen kız kardeşine ne yaparsan aynını ben de Arzu'ya yapacağım. Bu saatten sonra Barbo'dan abilik dersi alalım bari. Hadi Arzu. Kapıyı bacayı kilitlemeyi unutma ha. Tamam. Al işte görüyor musun? Senin yüzünden bak neler oldu ya. Bak görüyor musun şunu ya? Oo, canıma da değsin. Ben yanarım yavruma, yavrum yanar yavrusuna. Bahri Bey, ne yapıyoruz? Hadi Aslı, yürü gidiyoruz. Aa, siz niye beni bekliyorsunuz ki canım? Bak tam sakinleşiyordum yine geldiniz. Sen sakinleştikçe ben sinirleniyorum Aslı. Seni burada bu halde böyle çıplak ayak tek başına bırakıp gitmeyeceğim. Hadi Aslı yürü. Ne gülüyor musun Aslı? Ama komik değil mi? Sakinleşiriz biraz. Sizden duman çıkıyor. Sakinleştiniz mi biraz mı? Sızma tuttu yok. Ben arabayı ısıttım Bahri Bey. Soğutmuştum. Siz öyle ısınınca hallettim ben, merak etmeyin. Ya hadi gidelim. Sıkmış bari. Yani bu kız Barış gibi akıllı bir çocuğun gözünü nasıl boyadı? Yani neyle boyadı? Oh. Ya neydi o manzara ya? Neydi o manzara? Yani tüylerim diken diken oluyor hala. Bu kadar kızacak ne var teyze? Davette görmüştüm ben. Aslı çok hoş bir kızdı. Bana bak Hakan, sen de başlama. Sakın Barış'a gidip böyle sözler söyleyip destek verme, tamam mı?
Yani benim ne hale geldiğimi söyle. Nasıl perişan olduğumu. Teyzem üzüntüsünden ölecekti de. Demem öyle şey teyze. Sen kendin de. Cahide Hanım, bence siz yarın Barış'la baş başa konuşursunuz, rızanız olmadığını söylersiniz. Onun da sizi çiğneyecek hali yok ya. Konuşmakla halledilecek şey değil bu. Görmedim mahallerini. Ateş bacayı sarmış. Gördüm, gördüm. Görmez olaydım. Ah Barış, ah ne yapıyorsun sen böyle? Yani hem de bir şoförle. Yok, bu işi ben kendi yöntemimle halledeceğim. İlayda, sen de bana yardım edeceksin. Edeceğim. Ne isterseniz. Yarın ofise gitmeden bana gel, konuşacağız. Ya teyze, sen Barış abimle konuşmadan hiçbir şey yapma, tamam mı? Şimdi yat, uyu, dinlen, sabaha bakarız. Şenay! Teyzem odasına çıkartır mısın lütfen? Hakan, bu nasıl kendinden emin tavır böyle çocuğum? Yoksa şu gizemli kızın etkisi var mı ha? Daha tanımadan sevdim ben bu kızı. Ben müsaadenizi isteyeyim. İyi geceler. Ben geçiririm seni. Şenay, Barış aklını yitirdikçe Hakan akıllanıyor sanırım. Tamam Hakan, beni geçirmene gerek yok. İlayda, neden takıyorsun bu kadar Aslı'ya? Bırak, Barış abim kiminle mutluysa onunla olsun. Sen ona aşık değilsin. Bak Hakan, yani neden böyle düşünüyorum bilmiyorum ama ben senin üzülmeni istemiyorum. Biz seninle sadece yemeğe çıktık. Ben Barış'a aşığım. Hayır, değilsin. Nasıl yani? Ne demek değilsin? Çünkü ben aşkın ne olduğunu biliyorum. Sen ona aşık falan değilsin. Öyle mi? Neyim peki? Bilmem. Belki takıntı haline getirmişsindir. Hırs yapmışsındır. Aşık olsan böyle davranmazdın. Nasıl davranırdım? Kıyamazdın ona. Kiminle mutluysa onunla kalmasına izin verirdin. Kendi mutluluğundan çok onun mutluluğunu önemserdin. Kendinden çok onu düşünürdün. Ona değer verirdin. Aşık olan sen değilsin. Benim. Belli. Sen Hakan'ın sadece sırrını öğrenmek için görüştün. O kadar. Ben neredeydim? O kadar. Evet. Ne kurumaz elbiseymiş. Ay, bildiğin ajan oldum ya. Kılık değiştiriyorum. Ay. Ben bir dolap falan mı yapsam acaba kendime ya? Yani böyle her zaman lazım olabilecek şeyler. Mesela garson kostümü, hizmetçi kostümü, takma saç, peruk, başka ne olabilir? Ha, gözlükler, şapkalar. Sakal bıyık falan da koy istersen. Dalga geçilecek fikir mi şimdi bu? Yok canım. Ya işte her zaman hazırlıklı olmamız lazım. Karşımıza ne zaman ne çıkacak belli olmuyor. Senin şimdi kariyer planın bu mu Aslı? Gündüzleri taksi şoförlüğü, akşamları Agatalık. Siz şimdi kariyer dediniz ya, kesin okula bağlayacaksınız, o yüzden ben gideyim. De seninle geliyor. Hilmi, Aslan'ın evine gidene kadar bekleyeceksin. Ondan sonra gidersin sen evine. Tabii yani Bahri Bey, haklısınız bu saatte. Hadi Hilmi. Adınızın Bahri olmadığını söylesek mi artık? Yok, ben çok söyledim. Bir işe yaramıyor. Anladım, tamam. Hadi görüşürüz. İyi geceler. Hilmi, sağa geç. Hadi. Thank you.
ağzına şunu bakayım. Sonra simit mimit kemiriyorsun kuru kuru. Al, al. Anne yeter. Al şundan. Aa bak, o Teo'nun söylediği kadının kim olduğunu öğrenirsiniz, bana da haber verin. Belki bir yardımım dokunur ha. Hayırdır abi? Ne yapacaksın kadına? Ne yapayım canım? Böyle boş boş bekleyeceğimize bir işe yararız diye söyledim yani. Ya abi siz şu velinin veletlerini bu mahalleden uzak tutun da gerisine... Ben bir şey olursa haber veririm. Hala sen dün ajanlık yaptın değil mi? Ben de büyüyünce senin gibi ajan olacağım. Ha, bir buyumuz eksikti. Bir de ajan lafı çıktı ortaya. Kızım, senin halan avukat olacak, avukat. Ona özen sen. Tamam o zaman ben öptüm sizi, görüşürüz. Görev beni bekler. Görüşürüz. Baba, halan nasıl yerleştirdi dinleme cihazını? Bir daha anlatsana. Ya aşk olsun Çiçek, bir kere de büyük halamın nişanına özeneyim desene. Arada karnım gittim zaten. Kızım, senin o nişanı yapacağımız kahve gidiyor elden. Kasap et derdinde, koyun can derdinde. Ya anlıyorum anne ama ben de bir kere nişanlanacağım bu hayatta. Hem ben kafe nişanı istemiyorum ki. Söylemiştim. Oldu kızım, oldu. Seninkini yalıda yaparız biz. Oldu. Şu iş çözülsün. Kız kardeşimin nişanını en alasından yalıda yapmazsan bana da Metin demesinler. Tamam oğlum, ne diyelim? Bari şimdiden konuşalım da ağzımız alışsın. Tamam anne, ben bir karar vereyim ne diyeceklerini sana söylerim. Bakma sen anneme. Vallahi yapmış kadar oldum canım abim benim. Hadi kızım, hadi boş boş konuşma da sen çiçeği giydir, hadi çiçeği giydir. Bugün hastaneye gitmiyoruz babaanne, gün değişti. Eğer aradılar, adam yurt dışına çıkmış. Yani ben de seninle kalıp kafede ajancılık yapacağım. Tamam kızım, oldu, yap. Yap sen, ajancılık yap. Zaten küçük alan gibi nerede acayip bir şey var, ona özel sen. Değil mi? Ha? Ne olur affet beni ufaklık. Ne olur hayatıma devam edeyim artık. Hakan, oğlum işe geç kalacaksın. Tamam teyze, tamam. Geliyorum. Aa, bugün ufaklığın tedavi günüydü. Ben işe gitmeden önce gidip özrümü dileyim. Ay kızım, doğru düzgün konuşamadık ya. Anlat bakayım, ne yaptı teyze sizi görünce? Çok şey yaptı mı? Ne diyorsun Gül? Kadının kalbine iniyordu. Şimdi sen şoförünle mi birliktesin diye var ya, gözü döndü. Ay iyi, demek doğruymuş ya. Ay yazık Barış Bey. Kız o yüzden yaklaşamıyormuş ya sana bu adam. Ne yapacağım peki? Ne yapayım Gül? Zaten bu iş bitince birbirimizin hayatından tamamen çıkacağız. Teyze size rahat eder artık. İyi günler Hatice teyze. Hatice teyze, görüşürüz. Kızım, bunun teyzesi böyleyse ben sana diyeyim. Bunun kesin bir gelin adayı falan da vardır. Aman ya! Ben hayatından çıktıktan sonra ne yaparsa yapsın be! Benim gözümün önünde olmasın da! Gül bak, bana böyle şeyler söyleme, benim sinirlerim hopluyor, tamam mı? Yürü! Ne yaptı Teo abim falan, ne yaptılar? Aman ne yapacaklar? Allah'ım ya! Zaten Betin abi olmasa var ya, birbirlerine girmişlerdi yani ha! Hay Allah'ım! Ha ben dedim, Teo'ya dedim ki bak sus, bir çeneni kapat dedim, anlatma, bir konuşma dedim. Dinlemiyor ki beni. Ay şimdi bana bak, sinirler bastı, afakanlar bastı bana. Ay aslında konuşmayalım biz ya. Konuşmayalım, iyi olmuyor şu an konuşmak. Bence de konuşmayalım Gül. Günaydın. Geç kalmadım değil mi? Ne haber dedektif? Ben yokken bir şey konuştunuz mu? Şu dinleme cihazı bayağı işe yaradı, onu konuşuyorduk. Sana da helal olsun ha, ailece hayranız Ateş Böceği. Bir daha duyabilir miyiz? Duymayanlar varsa diye. Teo yüz verme. Agata da geldiğine göre artık başlayabiliriz. Ne buldu, kurtuluyor muyuz Veli'den? Şimdi Veli'nin bütün bu kirli işlerinin belgeleri bir kadındaymış ama kadın kimdir, adı sana nedir hiçbir şey bilmiyoruz. Veli'nin iş yaptığı kadınları araştıralım. Baktık zaten çaylak, merak etme. Bir şey çıkmadı ama. Ama Gül'ün bir teorisi var. Ya ben de ne zaman gelecek diye bekliyordum.
Neymiş canım gülümün teorisi? Ya şimdi biz çiftlikteyken Veli karısından bahsetmişti. Kadın bunu terk etmiş ama Veli hala çok seviyormuş. Hatta gidip gizli gizli gözetliyormuş bazen filan. Kadın Veli'yi terk ettiyse kuyruk acısı vardır. İşimize yarayabilir. Ha işte Gül de aynısını söyledi. E tamam, madem karar yüksek yerden geldi, o zaman gidip konuşalım bir kadınla. Neredeymiş? O da İstanbul'da ama tam nerede olduğunu öğreneceğiz bugün. E güzel. Ne zaman öğreniriz? Kaçta gelir haber? Çok uzun sürer mi? Ben de geleceğim ha. Zaten kambersiz düğün olur mu canım? Olmaz ki. İlayda, artık senin bir atak yapman lazım. Böyle beklemekle olmaz. Yani Barış'ı bu haddini bilmez kızın eline bırakıyorsun. Cahide Hanım, Barış'ın yüzünü gördüğün var mı ki atak yapayım? Yani kızla oradan oraya geziyorlar. Tamam işte ben de onu diyorum. Madem ki bu kız bu dava bahanesiyle Barış'a bu kadar yanaşmış, davayı biz çözelim, bahane ortadan kalksın. Sizin bir planınız var o zaman. Var. Davayı sen çözeceksin. Böylelikle kızın bahanesi kalmaz. Sen de Barış'ın gözüne girmiş olursun. Güzel, çok güzel. E o zaman ben gidip dava neymiş ne değilmiş öğreneyim. Hiç gerek yok. Biz şimdi davayı kaynağından halledeceğiz. Alo. Nurhan'cığım merhaba, Cahide ben. Cahide canım benim, nerelerdesin sen? Ah sorma Nurhan'cığım, ayağımı kırdım, epeydir evden çıkamıyorum. Ah dur hemen geliyorum. E bak şimdi paça suyuyla çorba lazım sana. Ben kıza yaptırayım, hemen alıp geleyim olur mu? Ah canım benim, çok teşekkür ederim, sağ ol, hiç gerek yok. Nurhan, ben sana bir şey söyleyeceğim şimdi. Ha ne söyleyeceksin, söyle canım. Nurhan'cığım. Benim yeğenimle senin Veli karşı karşıya gelmişler. Aa, hangi yeğenin? Şu avukat olan mı yoksa çekyat çürüten mi? Avukat olan canım, avukat olan. Bak bir dava yüzünden karşı karşıya gelmişler. Biz seninle bunu çözelim diyorum. Bu mesele daha fazla uzamasın. İyi güzel söylüyorsun da yavrucuğum. Biliyorsun ben Veli ile kanlı bıçaklıyım. Nasıl çözeceğiz? Tamam ama en azından bir akıl verirsin. Bak şimdi Barış'ın ortağı var, İlayda. Aynı zamanda da müstakbel gelinim. Gelinin. Şimdi o sana uğrasa, biraz sohbet etseniz. Ha Nurhan'cığım? Ay vallahi çok merak ettim şimdi. Seni kayınteyze mi yapıyoruz yoksa Cahide'ciğim? Hadi sen yardım et ona, bu işi çözüp Barış'a destek olsun. Gelsin gelsin tabii, kulüpteyim ben. Tamam canım, görüşürüz. Canım, hadi bay bay. Golf kulübünde seni bekliyorum. Çok teşekkür ederim Cahide Hanım. Hı? Evet, ben üstüme düşeni yaptım. Şimdi maharetini gösterme sırası sende. Bu fırsatı o kadar iyi değerlendireceğim ki. Veli'nin karısının yerini öğrendik. Senin kulüpte takılıyormuş ya. Golf kulübünde mi? He. Kadına bak ya, golf oynuyormuş patron. Ne var canım? Oynayamaz mı? Yani kadınlar golf oynayamaz mı? Oynar ya, tamam sakin ol. Masum bir hayretti sadece, bu kadar, bir şey yok. İyi o zaman gideyim ben konuşayım kadınla. Teo sen de bir Kadırga'ya git, bu Veli'nin adamları azıtmasınlar yine. Ha olur, ben zaten seviyorum Kadırga'yı ya. Ben göz kulak olurum. Kadırga. Sen dikkat et, çok yakından göz kulak olma da. Gül'ün abisini diyorsun değil mi? Ya Ateş Böceği, bu herif niye kafayı taktı bana ya? Sen abinin yanından ayrılmazsan sorun olmaz. Onu bir tek abim tutabilir. Hadi Agata. Operasyon başlasın. Bunun ortası falan yok Aslı. Var, ben buldum. Buyurun. Ha, bunu mu buldun? He? Bunu mu buldun diyorum? Evet. Yani ben Taksim'deyim, siz de benim yanındasınız. İkimizin dediği de olmuş oldu.
Hoş geldiniz. Nereye gidiyoruz beyefendi? Yanımda sen olduğuna göre kesin bir belaya gidiyoruz Aslı. Aa, aşk olsun. Hep haksızlık, yine haksızlık, hep haksızlık yani. Aslı hadi orta yoldan gidelim. Hazır mıyız? Hazırız hadi. Evet Emrah Bey. Avukatı adım adım takipteyiz. Sabah ofise girdi, hala çıkmadı. Eminim tabii. Arabası gözümüzün önünde duruyor. Tamam. Tamam, sen oradan bir yere ayrılma. Bir değişiklik olursa da haber ver. Aferin aferin. Adım adım takip etsinler. Bu böyle iyi oldu. Arabayı gözlerine sokmayalım. Ben halk insanıyım. Kendilerinden bilsinler beni. Sopa göstermek zaten işe yaramadı Veli Bey. Biraz daha uç gösterin bakalım. Heh, ondan. Tam da öyle yapacağım ben de. Boncuk! Ay! Ay Veli Bey, aklımı çıkardınız ya. Sizin ne işiniz var burada? Mahalleyi yıkmaya mı geldiniz yoksa? Dur Çakır'ım, dur. Emre alsana şu domatesleri. Sen ne yapacaksın bununla? Salça mı kaynatacaksın Boncuk? Ay yok, yaptım ben onu önden. Onları hallettim de Aslıların kafeye götürecektim ben bunları. Sen istersen şöyle bırak, dönüşte alırsın. Ya olur mu öyle şey? Bir damlacık kıza mı taşıtıyorsun? Eline mi yapışır? Al şunu Emre. Ama Veli Bey, şimdi Aslıların kafede böyle elimizde bir kasa domatesle mi girelim ya? Sen taşı, giderken ben alacağım. Sen kafede mi çalışıyorsun bakayım? Yok, ben manavım. Ne? Manav mı? Senin gibi narin, model olacak, artist olacak kız ırgat gibi manavlık mı yapıyor ya? Ya ben seviyorum işimi, gayet memnunum. Hem manavlıkta da çok iyiyimdir bu arada. Vallahi çok değişik çıktınız. Öteki de şoförmüş. Normal iş yapanız yok musunuz? Erkekleriniz ne iş yapıyor ya? Ay Veli Bey, bakın ben çok gerildim yalnız. Ha, siz niye geldiniz canım? Yıktırmayız yani biz mahallemizi. Yok canım, kafenizi ziyaret edeceğiz, bir çayınızı içeceğiz. Ha, ayrıca yıktırmaya gelirsem söz kadın dozacı yitireceğim. Neyse, şurası kafe zaten, geldik. Ha iyi, Emrah ver kasayı. Amma da ağırmış ha. Bu taraf mı? Hı, şurası. Teolar bir şey yakaladı galiba. Baksana, Veli çekti mahalleden. Çeker tabii, yapacağını yaptı nasılsa. Baksana, sinek alıyor sabahtan beri. Gelirler gene, gelirler. Yeter ki şu Veli denen adam elini eteğini çeksin buradan. Nasılsınız kadırgalılar? Veli Güldüren domatesleriyle geldi. Veli Güldüren geldi mi böyle gelir. Nasıl şaşırdınız değil mi? Emrah bak nasıl şaşırdılar. Öpeyim. Gökte ararken geldi buldunuz değil mi? Ya halk adamıyım ben, halk. Böyle pat diye inerim halka. İyi hoş da neden halka indiniz biz onu merak ettik. Ya gelelim bir çayınızı içelim, oturup hep birlikte kadırgayı nasıl kalkındıracağız onu konuşalım dedik. Kötü mü dedik? Var sende yine bir şey. Söyle bakayım, ne düşündün? Evet, ben gazeteci olayım. Ben kara para aklayan iş adamlarını araştırıyormuşum. Ben ne oluyorum? Siz de fotoğrafçı olun. Bu kılıklı olmaz tabii. Buldum. Sizde gizli pozisyon. Araştırmamda bana yardım ediyormuşsunuz. Siz dolandırıcılık büro amirisiniz. Ah be, keşke telsizimi getirseydim. Sizin telsiziniz mi var? Biz niye kullanmadık bu zamana kadar? Tamam, ben alışveriş listesini yazıyorum. Yaz o takma sakal bıyığın altına yaz. Tamam, anladım, beğenmediniz siz. Peki ne yapacağız? Ne olacağız mesela?
İlayda. Aa yok. Ben bir kere İlayda oldum, bir daha da olmam. Git de artık. İlayda! Aa İlayda'nın ne işi var burada? Bir dakika. O yanındaki Nurhan Hanım mı? Aa, yok artık. Senin rol yapma işi suya düştü. Aa, benim derdim rol mü şimdi? İlayda gelmiş ya, niye geldi ki bu? Tamam Aslı, bir gidelim anlayacağız. Niye panik yaptın bu kadar? İyi madem. Beni görüp arıza çıkarmasın. Siz gidin, derdi neymiş anlayın, gelin o zaman. Ben burada bekliyorum. Niye arıza çıkaracak Aslı? Hadi gel gidelim. Ama benim bütün hevesim, heyecanım, ajanlığım söndü gitti. Barış'cığım. Merhaba, Barış Buka ben. Barış? Cahide'nin yeğeni Barış. Dedikleri kadar varmışsın maşallah. Herkes gibi siz de teyzemi tanıyorsunuz anlaşılan. Ama İlayda'yı tanımanıza şaşırdım. Biz de yeni tanıştık. Sen de Veli için geldin değil mi? Senin ne işin var Veli'yle? Benim Veli'yle ne işim olur canım? Ben hani senin davan için bir şey yapabilir miyim diye şey ettim. O yüzden yani. Niye önce benimle konuşmadın? Çünkü sürpriz. Sana sürpriz yapmak istedim. Ne güzel, nişanlın işte sana destek olmak istemiş. Nişanlım? Evet. Yani. Ay canım maşallah. Günaydın. Günaydın. Buldun mu aradığın kızı? Yok Şirin ya, bulamadım. Fatih abi yurt dışına çıkmış. Kızın seansına da o yüzden ara vermişler. Boşu boşuna gittim oralara kadar. Canım çarpma hastanede görmen. Adresini al, evine git. Ev adresini bilmiyorum ki. Alemsin ya. Sor Fatih abine, versin sana. Merkezde kayıtlıdır onun adresi. Çakalsın Şirin, çakal. İyi. Hemen gidiyorum. Günaydın. Sıdıka Hanım. Ne çeviriyorsunuz siz Hakan'la öyle? Kuzu çeviriyoruz, sağ finans. Yer misin? Yemem. Kimin peşinde o? Kızımız diyordu. Senin peşinde olmadığı kesin. O yüzden hiç. Hadi canım, hadi yürü. Taş taş. Alo, Fatih abi. Hani Çiçek Eğilmez vardı ya, ziyarete gidecektim yanına. Şimdi bana onun ev adresi lazım. Kimin adresi lazım sana bebeğim? Benden istesene sen. Şimdi olmaz Sıdıka, özel bir konu. Kusura bakma. Hepiniz dışladınız beni. Hepinize bunu soracağım. Gel bakayım sen şöyle. Görmemiş olayım tatlım. Sana da soracağım, sana da. Hepinize bunun hesabını soracağım. Benim adım Sıdıka. Hadi ama ya. Gönder şunu da bir işimize bakalım. Vallahi teyzem benim çok can arkadaşımdır. Sana gelinimi yolluyorum deyince akan sular durdu. Gelinim. İlginç. İlayda bir gelsene sen. Hah, şöyle bir gönder ya. Gönder de işimize bakalım. İlayda ne oluyor? Ne demek bu gelinim, nişanlım lafları? Ya Barış'cığım,
Vallahi teyzen kendi kendine yaptı. Beni de mecbur etti. Ne yapmış teyzen? Şimdi dün sizi Veli Bey'le konuşurken görünce yardım etmek istedi. Dedi ki Barış şimdi sinirlidir. İşte Nurhan Hanım'la sen konuş, ara buluculuk yap dedi. Kadıncağız rahat rahat açılabilsin diye de gelinim demiş. Ya niye benden habersiz böyle şeyler yapıyorsunuz siz? Ya Barış, yani senin ofise uğradığın mı var? Zaten işleri ihmal ettin. Hani bari bu derdi başından alalım dedik. Yok böyle olmaz. Ben anlatıyorum şimdi. Hayır hayır Barış. Hazır şimdi kadını ikna etmişiz. Böyle idare edelim işte. Ay, taktı kancayı. Gitmiyor kadın ya. Ne diyor kim bilir, kafasını şişirdi adamın, kemirdi durdu. Ya şimdi kadıncağız hazır beni sevmiş. Yardım etmeye de ikna olmuş. Şimdi yani gidip teyzem seni kandırmış mı diyeceksin? E kadın bu sefer anlatmayacak, vazgeçecek. Hey. Ha, bir de teyzeni de yalancı duruma düşüreceksin. Cık. Olmaz. Çifte kumrular. Ne dedi o? Hadi ne yapıyorsunuz orada? Gelin artık buraya. Yani bir saat benimle nişanlı numarası yapacaksın. Yani hem eski günleri de yad ederiz. Of teyze of. Madem yardım edeceksin gel kendin yardım et. Senin ihalet ediyorsa. İşte canım olmuş artık. Hadi. Oh nihayet. Sakin olasın, sakin olasın. Her dairede jacuzzi, balkon, akıllı sistem. Hepsi senden benden akıllı. Kurtulacaksınız bu döküntülerden. Mis gibi bir eviniz olacak. Veli Bey, senin bu döküntü dediğin yeri biz rahmetli kocamla alın terimizle yaptık. Sağ ol, istemez, kalsın. Canım, o terin içinde ne yapsın çocuklar? Orada mı yavrulasınlar? Biz nerede istersek orada yavrularız canım. Size ne? Hadi Veli Bey. Çay istediniz, ikram ettik. İçin efendi efendi gidin. Biz halimizden memnunuz. Şimdi çay sorun değil de neticede burası artık Veli Bey'in mülkü. Benim derdim sizi de mağdur etmeden buradan çıkartmak. Bura nereden Veli Bey'in oluyormuş canım? Hiç. Bizim mal sahibi dava açtı be size. Alacağız bütün tapuları sizden. Tapu iptal davası kaç sene sürüyor sen biliyor musun? Dava bitene kadar ben dikerim gökdelenimi be. Madem çirkinleşiyoruz. Anne Arzu, alın çiçeğe gidin eve. Abi, ne yapacaksın şimdi? Hadi Arzum, hadi. Gül sen de abicim, hadi. Oğlum, bak şimdi benim aklım kalacak ama ne oluyor? Yok, hiç aklınız kalacak bir şey yok. Bir şey olmayacak. Biz zaten iş adamıyız yani, öyle eşkıya falan değiliz. Korkma sen, mahalleli teyzen. Biz oğlunla oturup konuşacağız, başka ne yapacağız? Tabii ya. Güzel güzel konuşacağız anne. Hadi gidin siz. Veli Bey Kadırga'da yaşayanları mağdur edip mallarını satmaya zorlamış. Aa! Ya ben de mahalleliye Veli'den kurtulmaları için yardımcı olmaya çalışıyorum. Ah canım. Veli de taktı mı bırakmaz vallahi. Ne yapacağız şimdi? Yani belki siz konuşup ikna edersiniz diye düşündük biz. Hem bizim için de güzel bir düğün hediyesi olur ha? Ay, kıyamam ben size. Vallahi sırf sizin için yapasım var. O kadar yakışmışsınız ki. Duydun mu hayatım? Bizi çok yakıştırmış. Tamam İlayda, abartma. Öptü mü o? Aa, yok. Yok yok, aa. Sinek kovdu o öyle, püf yaptı gitti o. Bana uzaktan öyle gelmişti canım, öpmedi. Niye öpsün, aa. Vallahi öptü bile. Gerçekten öptü. Bu sefer öptü.